Turan Şahin'le coğrafyaya hoş geldiniz. Bugün konumuz dünyanın şekli. Dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan şişkince bir görünüme sahiptir. Dünyamızın bu şekli almasında dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sırasında meydana gelen merkez kaç kuvveti etkili olmuştur. Dünyanın bu kendine özgü şeklini biz geoid adını vermekteyiz arkadaşlar. Geoid adını alması dünya yüzeyindeki yüzey şekillerinin, engebe ve çukurların varoluşu ve bu şeklin hiçbir geometrik şekille karşılanmamasının bir sonucudur arkadaşlar. Ve biz dünyamızın şeklinin sonuçlarını incelerken kesinlikle çok iyi dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Geoid şeklin sonuçları farklı, dünyanın şeklinin yuvarlak olmasının sonuçları farklıdır. ÖSYM'nin bize daha önceki yıllarda sorduğu sorularda da geoid şekil farklı sorulmuş, dünyanın şeklinin yuvarlak olması farklı sorulmuştur. Geoid şeklin sonucu sadece üç tanedir. Bunlardan birincisi ekvator yarıçapıyla kutuplar yarıçapını karşılaştırıyoruz. Ve ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olduğunu, 21 kilometre fazla olduğunu görüyoruz. İkincisi, ekvator çevresi 40.076 kilometre iken kutuplar çevresi karşımıza 40.009 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Yani ekvator çevresi kutuplar çevresinden fazladır diyoruz. Üçüncüsü ise arkadaşlarım yer çekimiyle alakalı. Ekvatorda yer çekimi az iken kutuplarda yer çekimi fazladır arkadaşlar. Bu üç tane saydığımız geoid şeklin sonucu olarak karşımıza çıkacak. Bir, çevreler farklı. İki, yarıçaplar farklı. Üç, ekvatordan kutuplara gidildikçe yer çekimi artar diyeceğiz. Geldi ikinci kısma. Dünyanın yuvarlak olmasının sonuçları. Dünyanın şeklinin yuvarlak olmasının sonuçları. Peki, ne var burada? Bunlardan birincisi limana yaklaşan bir geminin önce direğinin sonra kendisinin görülmesi. İki, yükseklere çıkıldıkça görülen çevre genişliyor. Bir buradan bakmakla buradan bakmanın farkı. Düşünün arkadaşım, burada bu kadar alan görülürken buradan bu kadar bir geniş bir alanı görebiliyorsunuz arkadaşım. Yuvarlak olmanın bir sonucudur bu. Kutup yıldızı sadece kuzey yarımküreden görülür. Kutup yıldızı nerede? Kuzey kutup noktasının tam üstündedir. Ve ekvatordan kutuba doğru gidildikçe kutup yıldızının görünüm açısı artar. Ve burada bir şey daha söyleyeceğim size. Kutup yıldızının görünüm açısı bulunduğumuz enlem değerini verir. Örneğin Ankara 40 derece kuzey enlemindedir. Ve ben Ankara'dan kutup yıldızına baktığım zaman 40 derecelik açıyla kutup yıldızını görürüm. Unutma. Hangi enlemdeysen kutup yıldızını o açıyla görürsün. Bu bir. İkincisi, kutup yıldızı sadece kuzey yarım küreden görülür.
Güney yarımküreden kutup yıldızını görmemiz mümkün değildir arkadaşlar. Bir başka nokta. Dünya üzerinde bir yerden hareket edip hep aynı nokta, aynı yönde gidilirse tekrar başladığımız noktaya geri gelir arkadaşlar. Bu da dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucu. Dünyanın bir tarafı aydınlık, diğer tarafı tamamen karanlıktır. Bu da dünyanın şeklinin bir sonucudur. Mesela şöyle baktığımız zaman, güneş buradaysa bu taraf aydınlık, diğer taraf karanlık olarak karşımıza çıkar. Bu taraf evet aydınlık, diğer taraf karanlık olarak karşımıza çıkar. Güneşten gelen ışınların ekvatora, dik kutuplara eğik açıyla gelmesi. Bu da dünyamızın şeklinin bir sonucu. Buna bağlı olarak sıcaklığın değişmesi, ondan sonra buharlaşma miktarının kutuplara gidildikçe azalması, tuzluluk oranının kutuplara gidildikçe azalması dünyamızın şeklinin yuvarlak olduğunun sonucudur. Meridyenler arasındaki uzaklık kutuplara gidildikçe daralıyor. İki meridyen arası mesafe ekvatorda 111 kilometre iken kutuplara doğru gidildikçe bu aralık daralıyor arkadaşlar. Peki aynı boylam üzerinde bulunan noktaların başlangıç meridyenine olan uzaklıkları o da ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Bu da dünyamızın şeklinin bir sonucudur. Peki paralel boylarını düşünelim. Ekvatora yakın olan paralel boyları uzunken kutuplara yakın olan paralel boyları ne yaptı? Küçüldü. Dünyamızın şeklinin bir sonucu. Ay tutulması sırasında Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesi daire şeklindedir. Sıcaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Biraz önce söyledik. Sebep güneş ışınlarının geliş açısının daralmasıdır. Cisimlerin gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar. Çünkü buraya güneş ışınları 90 derece dik açıyla geldiği için gölge oluşmazken buraya eğik açıyla geldiği için gölge hem oluşuyor hem de uzun olarak karşımıza çıkıyor. Ve önemli arkadaşım, ekvator çevresinde termik alçak basınç oluşurken kutuplarda termik yüksek basınç oluşuyor. Bunlar dünyamızın şekliyle alakalı. Basınçlar konusunda işleyeceğiz ama mantığı şu. Ekvator sıcaktır. Sıcak olduğu için ısınan gazlar genleşir, yükselir. Alçak basınç meydana gelir. Kutuplar soğuktur. Soğuk olduğu için gazlar ağırlaşır, yere doğru çöker ve orada uyguladığı ağırlık fazladır. Buna bağlı olarak da termik yüksek basınç meydana gelmiştir arkadaşlar. Geldik deniz suyu tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalıyor. En tuzlu denizimiz Kızıl Deniz olarak karşımıza çıkıyor. Ekvatora yakın olan noktalarda denizlerin tuzluluk oranı fazlayken kutuplara gidildikçe bu denizlerdeki tuzluluk oranı azalıyor arkadaşlar. Neden? Güneş ışınlarının geliş açısı ve buharlaşmayla alakalı olan bir noktadır. Tekrar edelim. Kızıldeniz tuzluluk oranı en fazla olan denizlerimizden. Akdeniz'in tuzluluk oranı %38, Ege'nin %34, Marmara'nın %23, Karadeniz'in ise %18'e tuzluluğunun düşmesinin sebebi dünyamızın şeklinin bir sonucu. Ayrıca burada bir şey daha belirtmek istiyorum.
dünyamızın şeklinin sonuçlarıyla enlem etkisi birbirine çok benzer. Hatta aynıdır bilerek diyebiliriz arkadaşlar. Kalıcı kar, toprağın sınırı, ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır, deniz seviyesine doğru yaklaşır. Şuraya baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Ekvatorda buzul 5000 metrenin üzerinde varken 45 derece enlemlerinde 3500 metreler, 85 derece enlemlerine geldiğimizde ise 0 metreye kadar buzulun, kalıcı karın indiğini görebiliyoruz. Sebep, güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır, dünyanın şekli enlem etkisi. Güneş ışınlarının atmosfer tutulma oranı ekvatordan kutuplara gidildikçe artıyor. Yol kısa, tutulma az, yol uzun, tutulma fazla. Yere ulaşan enerji de az olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Kuzey yarımkürede kuzeyden, güney yarımkürede güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor. Ekvatoru aldık. Buraya kuzeyden gelen rüzgarların sıcaklığı düşürdüğünü, buraya güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı arttırdığını söyleyebilirim arkadaşlarım. Bunun sebebi yine dünyamızın şekli, güneş ışınlarının geliş açısı. Dünyanın ekseni çevresinde dönmesiyle oluşan çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalıyor. Kutup noktalarında sıfır olarak karşımıza çıkıyor. Ve tan vakti, yani güneşin doğuş ağı ve grup vakti, yani güneşin batış ağını süreleri de ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzuyor arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun.